Zeybonlarım kanalınıza hoş geldiniz. V'nin Kore'ye indikten sonra selam vermeden aracına geçmesi büyük tepki topladı. 3 saattir inişlerini bekleyen basın ve hayranlara Tete'nin neden selam vermediğini anlamaya çalıştım. Çünkü bu V'nin yapacağı bir davranış kesinlikle değildi. O her zaman nezaketini eksik etmezdi. Bu işte bir tuhaflık vardı. Çünkü araca biner binmez de V-Verse'den bir özür mesajı paylaştı. Bu haberi ve ARMY'lerden özür dileyip hediye olarak da uçaktan çekti, yıldızlı gökyüzünü fotoğrafına attı. Ama bazı kesimler bunu linç malzemesine dönüştürdüler. Lisa ve Park Bugum'un eylem fotoğrafına V'nin kameraya bile bakmadığı görseliyle kıyasladılar. Bugün ise olayın aslı ortaya çıktı. Uçak 3 saat rötör yapmıştı. Alanda inmelerini bekleyen hayran sayısı da giderek artmıştı. Kalabalık arasındaki fark edilen yabancı kişiler muhabir ve korumaların uyarılarını dinlememekte, bu yüzden de koruma açığı oluşturmuştu. Şüpheli görünen bu kişiler V'ye karşı gerçekleştirmeyi planladığı zarar verici eylemler fark edilmişti. Çünkü bu kişiler sürekli olarak V'nin arabasının yanına geliyorlardı. Korumalar da bu sebeple aracın yerini sürekli değiştirerek önlem almaya çalışmışlardı. Tete inince ise hemen aracı havaalanına sıfır yerleştirip vakit kaybetmeden de araca geçmesini sağladılar. Gördüğünüz gibi Allah korusun şu an çok daha kötü Sasang olaylarını konuşuyor olabilirdik. Şüpheli davranışlar gösteren ve uyarılara uymayan bu kişiler de V'ye bir zarar verebilirdi. Yani olay Paris'e gittim, kibirlendim meselesi değildi. Üstelik V yine de araca geçtikten sonra hayranlara el çıkarıp selamlamayı da unutmamıştı. Umarım şimdi o linçleyenler biraz olsun utanmışlardır. Sizlerin de konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın jelibonlar. Yeah, the past was obviously the best.